Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün gündeme geldiği günden itibaren tartışılan bir konuya değineceğiz. O da 9. yargı paketi. Yaklaşık 60 maddelik geniş bir düzenleme metni aslında ve birçok alandan insanlara endişe veriyor. Bunlardan başlıcaları kadın erkek eşitliği ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeler. Bunlar büyük endişeler yarattı. Öte yandan çok büyük endişe yaratan bir mesele daha var ki o da etki ajanlığı meselesi. Şimdi bizler de buna değineceğiz. En çok tepki gösterilen konulardan bir tanesi çünkü şöyle deniliyor. Önce dezenformasyon yasası ardından etki ajanlığı denilerek gazetecilerin yeniden hedefe konulduğunu bir kez daha büyük bir hedef haline getirildiği ifade ediliyor. Bunları değerlendireceğiz bugün. Hedefte gazeteciler mi var? 9. yargı paketiyle ne amaçlanıyor? Bunları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Bir Gün yazarı Profesör Doktor Doğan Tılıç. Doğan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi etki ajanlığı meselesinden başlayalım istiyorum. Çünkü hakikaten az önce de belirttiğim gibi dezenformasyon yasasından sonra etki ajanlığı da denilerek ilk hedefin gazeteciler olduğu, gazetecilerin hedefe oturtulduğu ifade ediliyor. Sizler katılır mısınız buna? Etki ajanlığının hedefi kim? Gazeteciler mi ki? Eğer gazetecilerse bir bakıma iş dönüp dolaşıp yeniden halka bağlanacak. Yine halkın haber alma hakkı engellenecek deniliyor. Yani ne olacak şimdi? Sizce hedef ne? Şimdi gazeteciler mi? Buna biraz katılırım ama biraz. Bu aslında hedefte bütün bir toplumun olduğu bir durum. Ve şöyle bir geriye doğru düşün. Sen dezenformasyon yasası dedin ama onun dışında bizim gazetemiz, televizyonlar o kadar çok ve sık cezalar aldılar ki. Gazeteciler hapis cezaları aldılar, darp edildiler, RTÜK kapatma cezaları verdi, para cezaları verdi, gazetelere ilan yasakları geldi. Ve biz her seferinde bunları konuşurken acaba bunun daha ötesi var mı? Bir adım ötesi var mı? Bundan daha kötüsü olabilir mi? Dedik ve dediğimizde kaldık. Her seferinde bunun bir adım ötesi daha beteri geldi. Şimdi gerçekten 9. yargı paketi ve bu yargı paketinde icat edilen yeni tip casusluk, algı ajanlığı, etki ajanlığı inanılmaz bir şey. Ya bu bundan sonra bırakın bizi gazetecileri, bütün bir toplumun adeta tüm nefes borularının tıkandığı bir döneme gidiyoruz. Türkiye'de bütün muhalefet partileri, istisnasız bütün muhalefet partileri bir tek adam rejimi, bir otoriter rejim tahlili yapıyorlardı. Ve galiba hiçbiri de bu tahlili şu son yerel seçimden sonra da değiştirmedi. Biz galiba bu otoriterliğin de henüz zirvesini görmedik. Bu yasayla beraber Türkiye daha önce gördüğünün de ötesinde bir otoriterleşmeye doğru gidiyor. Ve burada asıl uyarmamız gereken şey, dikkat çekmemiz gereken nokta biz gazeteciler olarak bunun tam da yumuşama söylemlerine denk gelen bir zamanda olması. Dün biz bu konuyu bir başka televizyon kanalında da söylüyorduk. Orada ben bir benzetme yaptım. Anamın tahta topuklu terliği diye. Epey de anamın terliği meşhur oldu. Burada o benzetmeye bir düzeltme yapayım. Hiçbir şekilde annemin tahta topuklu terliğiyle şimdi olanları birbiriyle kıyaslamak mümkün değil. Ama ben onu bir metafor olarak yumuşama ve yumuşatma arasındaki farkı sadece bir harfle, bir T harfiyle ortaya çıkan devasa farkı ifade etmek için söylemiştim. Şimdi bir yumuşama söylemidir gidiyor ama bu söyleme eşlik eden bir de iktidar eylemi var. O iktidar eyleminde ne var? İşte umarım biraz sonra çok büyük bir sürpriz yaşarız, hoş bir sürpriz yaşarız Kobani davasında. Ama Kavala'da bir hava yayıldı. Acaba yeniden yargılanır mı, serbest bırakılır mı diye. Sonunu gördük. Ve bugüne kadar hep biraz önce de söylediğim gibi daha beteri, daha kötüsü olur mu derken daha beterini, daha kötüsünü gördük. Şimdi bu 9. yargı paketi yumuşama tartışmalarıyla beraber geldi.
tam da iktidarın yumuşatma araçlarından biri olarak geldi. İşte o annemin yaramazlık yaptığımızda bizi yumuşatmak için kullandığı tahta topuklu terlik, iktidarın sopası olarak yumuşama değil, yumuşatmayı dayattığını anlamamız açısından çok önemli idi o metafor. Yoksa kuşkusuz annemin tahta topuklu terliği güldür iktidarın zulmü karşısında. Şimdi bu galiba ya Türkiye o kadar acayip bir ülke haline geldi ki hepimiz biz gazeteciler son derece olması gereken doğal basit şeyleri bir inanılmaz şifre çözücülüğü şeklinde yapıyoruz. Yani bir İçişleri Bakanı bir metin açıklıyor, tweet atıyor. Biz onun satırları aralarını okumaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, ondan bir mana çıkarmaya çalışıyoruz. İktidar yanlısı bir gazeteci bir şey yazıyor, oradan bir mana çıkarmaya çalışıyoruz. Acaba darbe mi planlanıyor? Eski İçişleri Bakanı yeni İçişleri Bakanı'na mı karşı, yeni İçişleri Bakanı eskisine mi karşı? Ya böyle bir şey olduğunda, eğer bakın bu kadar önemli şeyler oluyorsa, sıradan bir demokraside bakan çıkar vatandaşların karşısına, neyin ne olduğunu hiç böyle şifre çözmeye gerek kalmadan anlatır ve karşısında gazeteciler de ona akıllarındaki her türlü soruyu sorar, cevaplarını alırlar. Biz sanki bir takım sırların ortaya çıkarılması, şifrelerin çözülmesiyle uğraşmak durumunda kalmayız. Ama Türkiye en sıradan, en ayan beyan, en ortalıkta olup biten işlerin bile bir sır haline büründüğü ve büründürüldüğü bir ülke haline geldi. Şimdi bununla demokrasi arasında çok net ve ters bir ilişki var. Şimdi bazı şeyleri gerçekten çok basitleştirmek ve çok temel şeyleri hatırlamak lazım. O da şu, ya Türkiye'nin bir Türk Ceza Kanunu'nda devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk denilen bir maddesi var zaten. Ve o madde içerisinde devlet sırrı kavramı da olabildiğince geniş. Türkiye'nin pratiğinde devlet sırları kavramı da olabildiğince geniş tanımlanıyor. Şimdi devlet sırları kavramının ne kadar geniş tanımlandığı ile sizin demokrasiniz arasında bir ilişki vardır. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ne kadar çok sır, o kadar az demokrasi. Demokrasi ile devlet sırlarının genişliği arasında böylesi ters bir ilişki vardır. Şimdi bir başka şey, son derece basit. Devletlerin, en demokratik olan devletlerin bile sırları olur mu? Olur, kuşkusuz olur, vardır, olmalıdır da. Ve devletlerin bu sırları koruyan kurumları da olur. Ama medya işi devlet sırlarını koruyan bir kurum olarak tanımlanan bir müessese değil medya. Medyanın dördüncü kuvvet olarak tanımlanması demek, yasama, yürütme ve yargının dışında onların üzerinde ve bu üç erki denetleyen, kontrol eden kurum olması demek. Bakın bu devlet sırrı, medya, demokrasi ilişkisi bağlamında herhalde gazetecilik tarihinin en çarpıcı örneği Küba'nın o 1961'deki Domuzlar Körfezi çıkarmasıdır. CIA, Amerika Birleşik Devletleri, Nixon döneminde planlar yaptı. Miami'deki karşı devrimci Kübalıları örgütledi. Ve bir tugay hazırladı, silahlandırdı ve Domuzlar Körfezi'ne bir çıkarma yaparak Castro rejimini, devrimi alaşağı etmeye hazırlandılar. Bunu planladılar. New York Times gazetesi bunu öğrendi, bunu yazmayı düşündü, kırıntılarını yazıyorlardı. Ve çok basın tarihinde konuşulur. Kennedy New York Times'ın genel yayın yönetmenini çağırıp bak bunu yazmayın, bu devlet sırrıdır dedi. Sonra ne oldu? Bu çıkarma yapıldı. Çıkarmayı yapan teknelerden bazıları batırıldı. Amerikalıların uçakları düşürüldü. Bir sürü karşı devrimci Kübalı karaya çıkamadan öldürüldü. Çıkanlardan 1200 küsürü esir alındı.
Amerika ve CIA tarihinin en önemli fiyaskosu durumu. Sonra rivayet edilir ki yine bir toplantıda Kennedy o genel yayın yönetmenine keşke yazsaydınız. Keşke yazsaydınız da biz bu rezilliği, bu fiyaskoyu yaşamasaydık der. Yine bir toplantıda Kennedy'nin danışmanlarından biri Che Guevara ile buluşmasını anlatır. Che Guevara da ona der ki ya iyi ki oldu bu çıkarma. Bu çıkarma sayesinde biz devrimi bu kadar pekiştirdik. Şimdi bu hikayeyi niye anlattım? Devlet sırrı mıydı? Sırrıydı. Basına sızmış mıydı? Sızmıştı. Basın bunu yazsaydı, bütün demokratik bir devletlerde böyledir. Sızıntıların olduğu çatlakları devlet bu sayede görür, tıkar ve kapatır. Bu devlet için de iyidir. Ama basına sızan bir şey zaten karşı istihbarat teşkilatlarına sızmıştır. Ve onlar işte Kübalıların Domuzlar Körfezi'nde yaptığı gibi gereğini yapar. Siz de hayatınızın en büyük darbesini yemiş olursunuz. Dolayısıyla bu gibi yasalar yazdırmamaya, söyletmemeye, konuşturmamaya dönük yasalar kendilerini koruyacağını sanan devletlerin de sonunda kendi ayağına kurşun sıkmalarından başka bir anlama gelmez. Ama dönüp yine ben şunu söylemek istiyorum. Bu yumuşama ve yumuşatma, annemin tahta terliği metaforuyla anlatmak istediğim bu iki kavram arasındaki fark. Gerçekten bugünlerde hem 9. yargı paketi hem de her konuda dönüp dolaşıp tartışmamız gereken şey bu. Eğer Türkiye'deki muhalifler, muhalefet partileri, Türkiye'deki rejimin niteliği konusunda bir farklı tanım yapmıyorlarsa, hala bir otoriter rejim tanımı yapıyorlarsa, dünyanın her yerinde otoriter rejimlere karşı ne yapılması gerektiği, otoriter rejimlerle nasıl baş edilebileceği belli, siyaset bilimi literatüründe var, tarihte örnekleri var. Eğer aslında sizi yumuşatmaya hazırlanan bir otoriter rejimin yaptığını yumuşama olarak anlarsanız ve ona uygun da bir siyasi faaliyet yürütürseniz korkarım ki sonunda sadece yumuşatılmış olursunuz. Şimdi yumuşama ve yumuşatma dediğiniz hakikaten çok önemli. Neyi yumuşatacaklarını sorduk. Şimdi belki de itirazları, tepkileri yumuşatacaklar. Doğru okunması gerekiyor dediniz. Nitekim yani Türkiye'de en fazla gazeteci tutuklanan 3. ülke. Şimdi bizi önümüzdeki süreçte nasıl senaryolar bekliyor sorusunun da az çok yanıtlarını verdiniz hocam. Ben son olarak bunu da sormak istiyorum size. Yani evet bir şeyleri törpüleyecekler, tırpanlayacaklar. Belki de kendi ayaklarına da sıkacaklar bunu yaparken ama yapacaklar. Sizin de belirttiğiniz gibi yumuşama, yumuşatma, normalleşme derken bir yandan da 9. yargı paketinin ağları örülüyordu arka planda. Türkiye'nin basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü açısından nasıl bir yarını var sizce? Bu bize bağlı. Eğer iktidarın yumuşatma eylemlerini ve pratiklerini yumuşama olarak anlamaz ve o yumuşatmaya karşı sağlam bir direniş, olabildiğince ortaklaşan, olabildiğince geniş bir direniş hattı kurabilirsek her zaman, her durumda bir umut vardır geleceğe dair. Dolayısıyla Türkiye'nin genel olarak vatandaşları, kamuoyu, halkı işte şu son seçimde görüldü ki gidişattan hiç de memnun değil ve ona itiraz edebiliyorlar, ona karşı çıkabiliyorlar. Hatta onu tersine döndürme potansiyeline de sahipler. Şimdi bunu muhalefetin ve siyasal öznelerin doğru okuyup o kitlelerin karşıtlığını iyi örgütlemeleri durumunda biz genel olarak ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokrasimiz, emeklilerin hakları, işçilerin hakları, kadınların hayat içinde bulundukları yerler konusundan mutlaka çok daha iyi bir yere gideceğiz. Ama tekrar edeyim, yumuşama ve yumuşatma ilişkisinde benim kastettiğim yumuşatma aslında en korkunç savaşlarda bile orduların kullandığı en kirli işi
iyi göstermek için kullandığı bir şeydir. Hava bombardımanıyla kara birliklerini yumuşatırlar. Aslında öldürüyorlardır. Şimdi bu 9. yargı paketi, diğer şeyler bir tür sopa, bir tür dayak. Dolayısıyla bunlarla muhalefeti döve döve sindirmek, yumuşatmaktan kastettiğim, otoriter bir rejimin daha fazla baskı, daha fazla cebir, daha fazla şiddet getirmesi demek. İşte bunun yumuşatma olarak okunması, böyle bir bunun yumuşama olarak okunması ve böyle bir yanılsamaya kapılmak hiç de hayırlı olmaz memleket açısından. Eğer öyle bir yanılsamaya kapılmaz ve olabildiğince geniş toplumsal kesimlerin daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla hak, daha fazla ekmek, daha fazla hukuk, daha fazla adalet isteyen mücadelesini örgütleyebilirsek mutlaka bunlara daha fazla sahip olacağızdır. Doğan Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, Bir Gün yazarı Profesör Doktor Doğan Tılıç'la birlikteydik. 9. yargı paketini ve çok konuşulan etki ajanlığı maddesini konuştuk. Şimdilik burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.